İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya bölgesinin Aslantepe höyüğünde 5700 yıllık iskelet bulundu. WCIT 2019 Bilişim Teknolojisi Dünya Forumu Yerevan'da başladı. Artsakh bayraklı drone Avrupa Futbol Ligi karşılaşmasında karışıklığa neden oldu. Kürtler Türkiye'yi savaşla tehdit etti. Suriye'de Halep'in restorasyonu devam ediyor. Madena Taran adlı eski el yazmaları müzesi Ovanes Sumanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümüne adanmış uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. Batı Ermenistan'ın Fırat Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Aslantepe höyüğünde bu yılki kazı çalışmaları sona ererken ulaşılan kalıntıların en dikkat çekeni 5700 yıllık çocuk iskeleti oldu. Çalışmalarda bir çocuğa ait 5700 yıllık iskelet bulundu. Çocuk iskeletinin 6-7 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Geç kalkolitik dönemden demir çağına kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Aslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda geç Hitit dönemine ait girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2000'i aşkın mühürle Anadolu'da ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı. WCIT 2019 Bilişim Teknolojileri Dünya Forumu Yerevan'da gerçekleşiyor. Açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda Sergey Simpatya'nın şefliğini yaptığı Dünya Orkestrası tarafından gerçekleştirilen klasik bir müzik konseriyle başladı. Orkestra dünyada ilk defa Ermeni ilahilerinin nameleri üzerine yapay zekanın yarattığı spontane müziği çaldı. Sonra dünyaca ünlü tekno tarzı müzisyen Armin van Buuren sahne aldı. Dünyanın en prestijli bilişim teknolojileri etkinliği 6-9 Ekim günleri arasında gerçekleşecek. Açılış töreninde Başbakan Nikol Paşinyan, Dünya Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri İttifakı Başkanı Yvonne Chu ve İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği Başkanı Alexander Yesayan birer konuşmada bulundu. WCIT 2019 Bilişim Teknoloji Forumu, Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Dünya İttifakı tarafından kuruldu. İttifak, sektörün %90'ını temsil eden Bilgi ve İletişim Teknolojisi Birliği'nden oluşan 83 ülkeyi temsil ediyor. Yerevan konferansına 70 ülkeden 2500'den fazla kişinin katılması bekleniyor. WCIT 2019'un bu yılki konusu, yerinden yönetimin gücü, beklenti ve tehlike. Web sitemiz ve YouTube sayfamızdan WCIT 2019 hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Konferans birkaç konuşmacının katılacağı konuşmalardan ve oturumlardan oluşmaktadır. Lüksemburg'da Avrupa Ligi'nin yerel Dudelange ve Azerbaycan'ın Karabağ Kulübü arasında grup maçı gerçekleşti. Maçın 30. dakikasında stadyumda Artsakh Cumhuriyeti bayrağı taşıyan bir drone belirdi. Oyun durduruldu ve drone sahanın ortasında asılı kaldı. Azerbaycan takımının bazı oyuncuları topu atarak bayrağı indirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Takımlar sahayı terk ederken kavga başladı ancak bir süre sonra maç tekrar başladı. 1990'larda Artsakh Dağlık Karabağ ve Azerbaycan arasındaki savaş yaklaşık 30 bin kişinin hayatına mal oldu ve 1994'te ateşkes imzalandı. Ancak o zamandan beri durum değişmedi ve iki ülke arasındaki ilişkiler halen gergin. Sınırda ateşkes kesilmedi. Bu çatışma sonuçlarının futbol sahasına yansıdığı ilk vaka değil. Örneğin Arsenal'in futbolcusu Henrik Mkhitaryan'a Mayıs ayında Avrupa Ligi'ne finaline katılmak için Bakü'de gerçekleşecek karşılaşmaya Azerbaycan izin vermemişti. Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda Türk operasyonu başlatma kararının bugün veya yarın verilebileceğini açıklamasının ardından Kürtler tarafından tehdit geldi. Armenya Sputnik AYM'e göre Washington tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri Arap Kürt grubunun temsilcisi Mustafa Bali, kendi sosyal kullanım alanı Twitter hesabında yazdığına göre Ankara'nın Kuzey Suriye'de bir askeri operasyon başlatması halinde Türkiye'yi küresel savaşla tehdit etti. Pentagon basın sözcüsü Sean Robertson ise RIA Novosti Ajansı'na verdiği demeçte Suriye'de
Türkiye tarafından herhangi bir kontrolsüz eylemin ABD'de ciddi endişelere neden olacağını açıkladı. Kitle medya temsilcileri yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek için Suriye hükümetinin davetiyle şehre geldi. İnsansız hava aracının çektiği görüntüler UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kentin eski pazarının yeniden inşa edilmesinin yanı sıra bir akropolisin girişinde Devlet Başkanı Bashar Esad'ı betimleyen Suriye bayrağını da yansıtıyordu. Ayrıca Sputnik Ajansı'nın bildirdiğine göre drone tarafından çekilen görüntülerde Halep'in hala harap olan bölgeleri yer alıyordu. Hovhannes Tumanyan Müzesi, büyük yazarın doğumunun 150. yıl dönümüne adanmış uluslararası konferans ve sergisini 11-13 Ekim günleri arasında düzenleyecek. Armen Press'e göre konferans Tumanyan'ın çevirdiği masalların dünya masalları çevirileri bağlamında Tumanyan'ın rolünün değerlendirmesine adanmıştır. Hovhannes Tumanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümü 2017 yılında UNESCO'nun 2018-2019 yılları arasında ünlülerin ve önemli olayların takviminde dahil edilmişti. Doğu Batı, Tumanyan ve Masalın Tercüme Sanatı başlıklı uluslararası konferansının açılışı 11 Ekim'de Madena Taran adlı Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü'nün konferans salonunda gerçekleşecek. Uluslararası konferans ve sergi UNESCO katılım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı halk topluluğundan Papuri adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.